Merhaba çocuklar, bugün protistalardan devam edeceğiz. Yani protistlerden devam edeceğiz. Prokaryotik canlılar bitti. Yani arkeler ve bakterileri bitirdik. Ökaryotik canlılardan ilki protistalardayız şu anda. Nasıl canlılardır? Zaten bunu derste, Zoom dersimizde de işlemiştik. Bunların ökaryotik canlı olduğunu, ökaryotik canlı deyince aklımıza ne gelecek? Yani çekirdek ve zarlı organellerin olduğunu bildiğimiz canlılardır. Çoğu nasıl hücrelilerdir? Çoğu bir hücreli canlılardır. Çok hücreli kısımları da var. Çok hücreli olanları da var. Suyu seven, nemli yerleri, nemli toprakları seven, bitki hayvan artıklarıyla beslenen kısımları var. Bazı protistalar kendi besinlerini kendi üretebiliyor. Yani ototrof canlılar. Bazıları ise hazırcıdır. Sadece ve sadece üretilen besinleri yer. Hetetrof olarak adlandırılır. Bazı protistalar ise hem ototrof hem de hetetrof olarak adlandırılır. Yani kendi besinlerini kendi de üretebilirler. İsterlerse hazır da beslenebilirler. Ayrıştırıcı saprofit, yani bütün her besin piramidinin her basamağında olan çöpçü de diyebiliriz. Ayrıştırıcı olanları da var, cıvık mantarlar gibi. Tek tek bunları göreceğiz. Bazılarının içerisinde tatlı suda yaşayan canlıların içerisinde derslerde de bahsettiğimiz gibi ne bulunuyordu? Kontraktik koful dediğimiz kofulu bulunan canlılar var. Ne işe yarıyor peki kontraktik koful? Canlının patlamasını önlüyor. Fazla su alan canlının, canlı tatlı suda yaşıyorsa sürekli bu hücresi ise hücresinin içerisinde sürekli su girişi yapılmak istenir. Yani tatlı suda çoktan aza doğru, çok yoğundan az yoğuna doğru suyun geçişi olayı meydana gelir. Şimdi canlının içerisinde su doldu. Bir miktar sonra artık canlı bu basınca dayanamaz ve patlar. İşte patlamasın diye bunu önlemek için canlının içerisinde bulunan kontraktik koful dediğimiz bu kofullar hafif güneşe de benzer. Kofullar hücrenin içerisine giren bu suyu tekrardan dışarı atar. Hepsinde yok ama bazılarında var, göreceğiz. Alg dediğimiz türleri var. Bunlar koloni oluşturabiliyorlar. Yine göreceğiz. Hatta yosun gibi yenilebiliyor uzak doğuda demiştik. Örnekleri vermiş. Amip, öglena, paramecium, triponozoma, plazmodium, alg ve cıvık mantar protist aleminin örneklerindendir. Bu canlılarda bir protist olan canlıda hangisi bulunmaz diyor. Protist canlıysa ökaryotik canlıdır. Hangisi bulunmuyor diyor. Şimdi ne diyeceğiz çocuklar? Kloroplast bulunabilir. Kamçı bulunabilir, mitokondri bulunabilir, çekirdek bulunabilir. Ama sitoplazmada halkasal bir DNA'dan söz edemeyiz değil mi? Çünkü bunlarda DNA neyin içerisinde bulunacak? Eğer bakteri olsaydı, arke olsaydı tamam. DNA'ları böyle gelişigüzel sitoplazmanın sıvının içerisinde hop dağılık dağınık halde gezebilirdi. Ama bir protista ise, bir ökaryotik canlıysa hayır efendim, bunda çekirdeğin içerisinde, kalıtsal metallerin içerisinde düzgün bir şekilde DNA'nın bulunması gerekiyor. Geçelim. Ne gibi önemleri var protist alemindeki canlıların? Besin olarak kullanılabiliyor. Endüstri alanında, ev atıklarında canlı atıkların temizlenmesine kullanılıyor. Alg, suyun temizlenmesine, suya oksijen vermede çok büyük önemli faktörlerden biri. Bize de oksijen vermede. Nerede kullanıyormuş? Boya plastik üretiminde, gıda tekstil endüstrisinde de kullanılabiliyor diyor. Algler ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Zaten fotosentez yaptığı için besin ve oksijen kaynağı. Deniz ve okyanusları müthiş oksijence zengin hale getirirler. Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan canlılara oksijen kaynağı, yani hava kaynağı olurlar. Madde döngülerinde yer alırlar. Tamam okey, hep böyle iyi şeylerde mi yer alıyor? Hayır. Bazı türleri insanlarda hastalığa, canlılarda hastalığa neden oluyor. Mesela plazmodium denilen bir protist örneği insanda sıtma hastalığına neden olabiliyor. Geçelim bir sonraki sayfaya. Ekstra bilgi diyor ama yine de vereceğiz. Verdik de anlattık da. Kaçı ayırmış? Kamçılılar, kamçısı olanlar, kök ayaklılar, silliler, sporlular, cıvık mantarlar, alkler olmak üzere ayırmışız. Bunların protistler ökaryotik canlı, tekrar tekrar söylüyorum, ökaryotik canlı oldukları için çekirdek ve zarlı organelleri vardır. Geçelim ilkiyle başlayalım, kamçılılar. Kamçılılar örnek kimi vermiş? Öglena ve triponozomayı vermiş. Bu öglenadan bahsedelim. Öglena eyle u yan yana gelince ö diye okunuyor. Hem ototrof hem de nasıl canlıymış? Hetetrof canlı.
Yani isterse kloroplastı sayesinde şu bitkilerde de bulunan bu çift zerli organel sayesinde kendi besini kendisi de üretebilir. Eğer aç kaldı diyelim, ışık yok, o zaman da hazırcı beslenir. Yani kendi besinini kendi de bulabilir yani dışarıdan. Kamçısı var. Kamçı sıvının içerisinde çok rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bakın mitokondri, kloroplast, çift zarlı iki tane zarı olan organelleri var bunların. Protistalar çünkü bunlar ökaryotik canlılar. Çekirdek var DNA bunun içerisinde. Golgi var salgı yapıyor. Kontraktik kofol fazla suyu alıyor hop dışarıya atıyor öglenanın içerisinden. Diğer türüne bakalım. Tripanosoma denilene bakalım. Şimdi bu ne yapar çocuklar? Bu Afrika'da uyku hastalığı denilen bir hastalığa neden olur. Bir çeçesineği denilen sinek, Trypanosoma gambiens denilen bu protist bir sinekle kan hemen çeçesineğiyle insana bulaşabilir. Genellikle hayvanlarda parazit olarak yaşıyor bu Trypanosoma denilen canlı. Şimdi hayvanda parazit olarak yaşıyor, sinek de mesela yaşıyor. Sinek insana sokmasıyla beraber o bu canlı insanın kanına geçiyor ve insanda Afrika uyku hastalığı denilen hastalığa neden oluyor. Hastalığın ilerlemesiyle işte kan yoluyla beyne ulaşıyor, iltihaplanma, uyku eğilim, felç, yürüyememe, bayılma, halüsinasyon görme gibi olaylar var. Uganda, Tanzanya, Kenya, Etiyopya'da yaygın olduğunu söyledik derste de hatta demiştik ki bir Türk hostes de böyle bir hastalığa yakalanmış. Buraya geldikten 14 gün içerisinde mi belli olmuştu. Hemen ilaç almak için yurt dışından tedaviye başlatılmıştı. Canlıların hangisinde hem kloroplast hem işte de kontraktik koful bulunur diyor. Yani hem kofulunun bulunduğu şu an işlediğimiz konu hangisi zaten? Öglena'yı işledik cevap ne olacak? Dolayısıyla öglena. Hem kloroplastı var hem de kontraktik kofulu. Geçelim silliler. Silli canlılara bakalım. Paramecium dediğimiz örneği, en popüler olan örneği. Şu silliler halı püskülü gibi etrafında yapılar var. Hücrenin ağzı var. Hücreden bir küçük bir de büyük olmak üzere iki tane çekirdek var. Anal açıklık var. Bu ağızdan aldığı atıkları bu anal açıklıktan atıyor. Kontraktik koful fazla suyu dışarıya atıyor. Küçük ve büyük çekirdeklerin peki ne önemi var? Burada onun detaylarını vermiş. Ne demiş? Büyük çekirdek metabolik olayları ve eşeysiz üremesini bu kişinin canlının paramecium'unu sağlıyor. Küçük çekirdek gen alışverişini yani konjugasyon dediğimiz geçen hafta anlattık bakterilerde bu çeşitliliğin sağlanmasına görev oluyor. Devam edelim. Diğer canlımız neymiş? Kök ayaklılar. Kök ayaklılar diğer adıyla yalancı ayak da denilebilir. Hetetrof beslenen canlıdır, türüdür. Belirli bir çocuklar şekli yoktur bu canlıların. En belirgin örneği, en popüler örneği amiplerdir. Neden belirli bir şekli yok? Neden yalancı ayak ya da kök ayak diyoruz? Bak girinti çıkıntıları var böyle ayak şeklinde. O yüzden buna yalancı ayak da adı veriliyor. Neler var üzerinde peki? Bunlara baktığımız zaman kontraktik koful yine burada da var. Çünkü tatlı sularda yaşayanların da kontraktik koful olmak zorunda. Tatlı sularda yaşayan canlılarda sürekli tatlı sudan yani dışarıdan hücrenin içerisine su girişi olur. Bunu atmak için koful kesinlikle bulunmalı. Hücre zarını göstermiş. Sitoplazma, çekirdek zaten olmalı. Bir sonraki sayfaya geçelim. Sporlular. Şimdi bunu da tekrar edelim. En belirgin örneklerinden biri plazmodyum malaria dediğimiz olanı. Ne yapıyordu? İnsanda sıtma hastalığına neden oluyor. Yine anofel cinsi bir sivrisineğin dişisinin insana ısırması sonucunda bulaşıyor. İnsan içerisinde çoğalıyor. Alveollar yani oksijen ve karbondioksit taşıyan bu kan hücremizde çoğalıyor. Dolayısıyla burada işte patlama nöbetleri oluyor. Artıyor sayısı. İnsanda titreme ve ateş sayesinde de ateş olaylarıyla kendini gösteriyor hastalığın bulaştığını anlayabiliyoruz. Devam edelim. Cıvık mantarlardayız. Cıvık mantarlar mantarlardan farklı çocuklar. Gördüğünüz üzere ayrı bir alemde yaşıyoruz. Bu bir protistadır. Protista adı verilen canlıdır. Yani ara sınıftadır. Protistler biraz da prokaryottan akaryota geçiş formu gibi de düşünebilirsiniz. Ne mükemmel gelişmiş ne de çok az özelliği var. Hücre çeperleri ve belirli şekilleri yok. Mantarlar gibi nasıl besleniyormuş? Çürükçül yani çürümüş maddelerden, ölü bitki, insan atık, hayvan atıklarından besleniyorlar. Yalancı ayaklarıyla hareket ediyor, beslenebilirler. Nemli ortamları ve atıkların çok olduğu yeri sever çünkü atıklarla, çürük maddelerle besleniyorlar. Bundan bahsettik.
Son kısmımız altlar. Altlar dediğimiz gibi bazıları bir hücreli, bazıları çok hücreli, hücre çeperi yani hücre duvarları bulunan canlılardır. Fotosentez yaparlar, besin ve oksijen üretirler. Bakın burada bir çok hücreli algı görüyoruz diyorsun gibi. Bunlar ticari olarak önemlidir. Hatta bazıları besin olarak da tüketebilir. Bakın uzak doğu ülkelerinde besin olarak da tüketildiğini söylemiş. Diş macunu yapımında hazır çorba üretimine kadar bir sürü yerde kullanılıyor. Sadece yeşil renkli değil, sarı, kahverengi, kırmızı olmak üzere bir sürü taşıdığı pigmente göre. Hani klorofil yeşil renkte, o yüzden yeşil görüyoruz. Renk taşıdığı pigmentine göre de onları farklı renklerde görebiliyoruz.